sevgili Berk Koçak bizlerle birlikte. Bitcoin'de bu sene 100 bin bekliyor musun? Koşullara bağlı diyeyim Selçuk Bey. Trump seçilir ve ABD ekonomisinde faiz indirimleriyle birlikte bu negatif görüntüden birazcık kurtulabilirsek o zaman ben görebileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii dediğim gibi birazcık koşullara bağlı olacak. Bitcoin'le ilgili şunu düşünüyorum aslında Selçuk Bey. Özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi yani 3. çeyreği gerçekten çok fazla negatif hikayeyle atlattık. Ona rağmen önceki boğa sezonlarına bakıyorum. Bitcoin'deki düzeltme hareketleri %40'ları 50'leri bulmuş. Bu sefer ki ABD'de büyük bir resesyon paniği yaşandı. Onların dışında faiz indirimleriyle ilgili problemler yaşandı. Yine Bitcoin'le ilgili negatif haber akışları geldi. Çok bağlı olduğumuz bir başkanlık adayı bir anda favorilikten düştü. Ona rağmen yine de %25'lere yakın bir düzeltme hareketi gerçekleştirdi. Yani artık o aşağı yönlü volatilitenin azaldığını görüyoruz. Bu bence önümüzdeki süreçteki o yukarı yönlü baskıyı arttıracaktır. Bizim beklediğimiz pozitif senaryoları görebilirsek Selçuk Bey. Ben en büyük fırsatın kriptolarda olduğunu düşünüyorum. Bir mal satılamıyorsa alınır. Yani geçen seneden beri özellikle diyoruz hani buralar ucuzdu diye dedik zamanda 20 bin 30 bin aralığında. Şu anda da aslında altcoin'ler birazcık daha öyle gözüküyor. Buralar uzun vade yatırımcı için, uzun vade yatırım için hala yani Bitcoin üzerinde de ucuz diyebiliriz bence. Anladım. Ya en büyük fırsatlardan birisi bence kriptolar, bunu söyleyelim. Peki ne konuşuluyor piyasalarda son bir haftadır? Kripto özelinde ilk başlık bence Ethereum'un zayıf performansı. Çünkü Ethereum'da zincir üstünde gerçekten zayıf bir performans görüyoruz Selçuk Bey ve bu fiyatına direkt olarak yansıyor. Benim için en çok dikkat çeken şey buydu aslında. Ethereum'un bu zayıflığı geçtiğimiz haftadan beri. Bunların dışında Trump'ın bir projesi oldu. DeFi projesi oluşturdu. Bunu konuşmuştuk. Ethereum ve AAV protokollerini kullanacağını açıklamıştı. Liberty Financial System gibi bir ismi vardı Trump'ın projesinin. O projenin tanıtımını gördük, yani piyasaya sunulduğunu gördük. Bunların dışında bazı eski projelerde isim değişikliği ya da bazı uygulama değişiklikleri, güncellemeler geldiğini görüyoruz. İşte Maker yıllardır devam eden büyük projeydi aslında. Şimdi orada bir protokol isim değişikliği oldu. Bu önemli bir haber piyasa adına. Bunların dışında Standard Chartered'ı biliyoruz. Kripto varlıklar için çok pozitif bir banka. Bir rapor paylaştı ve dedi ki yıl sonu hedeflerimiz için Kamala Harris kazanırsa 75 bin, Trump kazanırsa 125 bin şeklinde bir paylaşımda bulundular. Bu aslında önemli pozitif bir haberdi ama kendileri çok agresif beklentilerini sürekli paylaştıkları için çok büyük bir değer görmedi o analiz ama aslında çok çok pozitif bir görüntü. ETF'ler tarafında bir dönüş gördük. 10 günlük bir çıkış serisi vardı. Rekor kırmıştı ETF'lerde, Bitcoin ETF'lerinde. Son bir hafta içerisinde, 7 günlük süre içerisinde, 7 iş gününde 650 milyon dolara yakın bir giriş aldık. Dün de pozitif tamamladı ETF'ler. Bunlar güzel görüntülerdi. 50 bas puanlık bir faiz indirimi oldu. Piyasaların beklediği gibi. 50 bas puanlık indirimde hem seçim dönemine giriliyor ve Ekim'de de bir toplantı olmayacak. Şu an istihdam piyasası ABD'de daralıyor. Görüyoruz bunu. İşsizlik oranı artmaya devam ediyor. Ve analistler diyor ki bunun dönüşü daha da zor olur gibi bir yaklaşım var şu anda. Ondan ötürü Fed der ki ben 50 bas puanlık indirimimi yapayım. Seçim sürecine kadar 2 aylık süreçte bir indirim gerçekleştirme ihtimalleri yok. Birazcık daha elimi rahatlatayım. Sonrasında Kasım'da belki 25 yaparım ya da Aralık'ta 25 yaparım diyebilir. Faiz indirimleriyle aslında 2 senedir beklediğimiz, hatta yani 2 seneyi geçen süredir beklediğimiz bir sürece başlamış olacağız. Aslında tam bu dönemleri bekliyorduk. Yani Eylül ayı bizim için en negatif ay Selçuk Bey. Bitcoin ortalama olarak negatif olduğu 2 ay var. Biri Haziran %0.35 düşmüş. Bir de Eylül var. %4.5 düşmüş. Onun dışında hep pozitif geçmiş ortalama olarak 2012'den beri. Bu yüzden de yani Eylül ayı aslında tüm finansal piyasalar için negatif geçen bir dönem oluyor. Ona ötürü Eylül ayının bitmesini bekliyoruz genel olarak. Ekim ayı ise çok pozitif bu arada. Ekim ayında da sanırım %20'lere yakın bir ortalama yakalamış Bitcoin yükseliş konusunda. Dolayısıyla Ekim ayı bizim için o tatilin bittiği dönem olacaktır diye umuyorum. Hadi gel biraz altın konuşalım abi. Tabii ki. Altında göstermek istediğim iki tane farklı periyot var. Biri günlük grafiği. Çünkü artık zaten hani o fiyat olarak, dolar bazlı olarak all time high seviyesine ulaşmış. Burada bir yükselen trende girmişti. Şu 1980'den 2430'a gelmesinin ardından. Bu hareketin ardından buranın kırılımını verdik ve biz bu kırılım sonrasında da bu kanal hareketinin hedefi olarak 2650'yi gösteriyorduk her zaman. Yani aslında bu alanı. Çoğu analistin de şu anlık o bahsettiği o bölge olan 2650-2700 aralığından bahsediyorduk. Ama bu tabii ki yani fiyatlamalar buralarda değişebiliyor. Birazcık jeopolitik belirsizliklerden kaynaklı olarak altına birazcık daha yatırımcıların talebinin algısının arttığını görüyoruz. Bu süreçte riskli varlıklardan birazcık çıkışlar söz konusu oldu. Sonra altına daha da girişler gerçekleştiğini gördük. Dolayısıyla 2600 bölgesinin birazcık altında yeni bir all time high seviyesine, yani en yüksek seviyesine, tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu altın. Şimdi 4 saatlik yani daha kısa vade görüntüsüne geçtiğimde ise burada da şöyle bir durum var. Biz altın tarafında uzun süredir yeni bir seviye, sonrasında bu seviye üzerinde bir yatay hareket, yani düzeltmesini, belki de o birikim hareketini gerçekleştirdik.
gerçekleştirdiğini ve sonrasında yeni kırılımlar görüyoruz. Ben açıkçası bu 2530'un birazcık daha sürebileceğini düşünüyordum ama bu kırılımı gerçekleştirdi geçtiğimiz hafta ve burada da şöyle bir yatay hareketimiz vardı. %2'lik bir alan aralığında böyle bir alan tarama hareketi, işte testleri hareketi de deniyor. Böyle bir yatay hareket gerçekleştiriyorduk ve bu hareketin hedef seviyesi de aslında yine tam olarak bu alana, yani 2585-90 aralığına geliyor. Şimdi altın tarafında ne bekleyebiliriz? Ons bazında konuşuyorum. 2560 bölgesi belli ki bir talep alanı olarak çalıştı. Şu alan bizim için şu anlık kısa vadede güzel bir bölge olarak gözüküyor. Eğer bu alanı kaybedersek 2530 bence çok daha iyi bir seviye olacaktır. Eğer çok büyük bir haber akışı ya da negatiflikle kırılımı görmezsek, bu bölgeye kadar sarkması durumunda dediğim gibi bu bölgeler bizim için iyi ama şimdilik 2560'ın da çalıştığını görüyoruz. Yukarı yönlü hedefimiz yeni bir all time high seviyesi olacak. Yani işte o 2600'ü aşmasını bekleyeceğiz altını. Gümüşe geçelim mi? Tabii ki. Gümüşün hareketi zaten yani aslında teknik açıdan da analiz yapılabilmesi açısından daha iyi. Çünkü hala öncesinde görebilmiş olduğumuz seviyelere gelmiş durumda. Burada 31 dolar yani psikolojik olarak bir satış baskısı yarattı. Normalde benim beklentim belki birazcık daha gitmesi olacaktı. Çünkü altın o 2590'ları zorlarken gümüş orada birazcık takıldı şu bölgede. Ve 31 doları kıramadık. Ama bizim için zaten beklediğimiz bölge şu 30 doların kırılımıydı Selçuk Bey. Burayı da çok net bir kırılım verdi. Haziran ayından beri bu yukarı yönlü harekete kırılım vermeye çalıştığımız ve önemli bir direnç bölgesiydi. Ve bu bölgenin şu anlık yine çalıştığını görüyoruz. Bir tepki aldık şimdilik. Gümüş mü altın mı? Şu an gümüşün altın korelasyonu da çok yüksek olduğu için, yani gümüşün aynı hareketi yapıp daha da agresif ve daha da volatil bir şekilde yapabileceğini düşündüğüm için yine gümüşü tercih ederim. Bir önemli soru var Berk. Berk evli mi diye bir soru geldi. Yok değilim ama evli gibiyim Selçuk Bey. Öyle mi? Çok uzun süredir başım bağlı yani. Olur yok mu Berk? Yok yani 8 seneyi bulduk Selçuk Bey, ondan çok zor yani. Ya şu anda izliyor diyorsun öyle mi? İzlediğini sanmıyorum. İzliyor olması riskini de almak istemem açıkçası. Ya 10 numarası yemin ediyorum ya. Anlaşık. Nasıl boomer esprilerimi beğendin mi? Estağfurullah. Ne boomer'ı? Çağdaş güzel şakalaşmalar gerçekleşiyor. Şakalaşmalar. Anladım. Evet. Peki. Bitcoin endeksi. Bitcoin'i hemen açıyorum Selçuk Bey. Bitcoin'de dün hemen grafiği açmadan da şeyden bahsedeyim. Çok güzel bir hareket gördük. Beklentilerin dışında, yine beklentilerin dışında bir hareket gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta, hatta yani geçtiğimiz hafta değil, 2 hafta öncesinde, 3 hafta öncesinde Ağustos sonunda 65 binlere kadar bir denememiz olmuştu. Sonrasında ondan beri alçalan bir trend içerisindeydik. 52 binlerden bir reaksiyon aldık ve bu fiyatı 60 bine kadar getirmese de aslında, yani düne kadarlık süreçte bu 58.000'in üstünde bir kalıcılık sağlamıştık 4-5 günlük süreç içerisinde. Sonrasında özellikle pazar günden sonra Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte baktık ki Bitcoin düşüyor. 59.000 seviyelerinde tutunmaya çalışıyordu. Buralardan 57.000'lere kadar geri çekildi. Ve dedik ki herhalde faiz kararı öncesinde Bitcoin'de o yatırımcı grubu bunun riskini almak istemiyor. Çünkü Bitcoin belli ki daha volatil bir fiyatlama yapacak. Ve ne olursa olsun şu anda bütün ihtimaller dahilinde o Bitcoin'i çok büyük bir yükseliş gerçekleştirecek bir haber akışı yok. Bu büyük ihtimalle birazcık daha zaman alacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla herhalde çıkış olacak dedik ama dün akşam, yani özellikle ABD'de dün perakende satışlar verisinin açıklanmasının ardından yine bir pozitif havaya dönüş yapıldı. Bu havayla birlikte de Bitcoin'de çok iyi bir hareket gördük Selçuk Bey. İşte bir günlük süre içerisinde 6.75 %1 hareket yaptı. Altcoin'ler Berbey. Altcoin'ler, yine böyle ekranımı paylaşıp hemen şöyle bir şey göstermek istiyorum. Hazırlıklı geldim çünkü Selçuk Bey buna. Şimdi altcoin'lerde bizim takip ettiğimiz en önemli aslında indikatör, gösterge Bitcoin'in dominansı. Bitcoin'in toplam kripto para piyasa değerine oranı aslında Bitcoin piyasa değerinin. Ve dominans verisinde 2021 yılının Mayıs ayından beri sanırım, şöyle aylıkta göstereceğim onu, en yüksek seviyesine ulaştı Selçuk Bey. Ki bu süreçte, bu 4 yıllık 3 yıllık süreçte kripto varlık olarak piyasaya sürülmüş ve aslında insanlardan çok da büyük bir kullanım talebi alan çok fazla protokol var. Yani Bitcoin'in bu ağırlığa ulaşması bu dönemlerde ancak böyle bir performansla mümkün de Ethereum tarafındaki. Dolayısıyla da şu anda çok büyük bir alanı, önemli bir yeri yukarı yönlü kırmış olduk. Altcoin'lerin birazcık daha negatif aslında çıkarım yapılabilecek bir durum bu. Bu bölgeyi kırmasının ardından normalde benim beklentim bu bölgelerden bir dönüş almamızdı. Çünkü burada yine çok kritik bir bölgemiz bulunuyordu. Ben bunu birazcık daha 58 bölgesini kırmadan önce düşünüyordum. Ama burayı açtıktan sonra görünen o ki
ki bu fiyat hareketi, yani daha doğrusu dominanstaki bu artış 60'lara kadar devam edecek gibi gözüküyor Selçuk Bey. 60'lara geldiği zaman altcoin'ler için belki birazcık daha pozitif bir sinyal alıyor olabiliriz. O zaman belki birazcık daha altcoin'lere yönelmek için daha iyi bir dönem olabilir. Bu aslında birazcık yanıltıcı da bir veri. Çünkü orada Ethereum'un zayıflığından kaynaklı bu Bitcoin'in dominans hareketini görüyoruz. En büyük 10 coin'in dışındaki toplam kripto varlık piyasa değerinde de şöyle bir durum var. Orada yükselen bir trend var normal olarak 2017 yılından beri. Ve bu yükselen kanal hareketinin de dip bölgesindeyiz şu anda. Ve burayı kırmıyor aslında. Yani Bitcoin dominansında aldığı bu pay altcoin'lerden değil, daha çok Ethereum'dan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla burayı aşağıını kaybetmedikçe altcoin'ler için belki iyi bir bölge olarak değerlendirilebiliriz. Yani altcoin yatırımcısıyım ya da altcoin'lere yatırım yapmak istiyorum diyen bir yatırımcı için mesela bu bölge dönüşü bekleyeceğimiz ilk bölge olacaktır. Bu bölge kaybedilirse o zaman tabii ki birazcık daha farklı konuşacağız. Birazcık daha Bitcoin'in o yükselişinin ya da düşüşler durumunda Bitcoin'in daha güçlü kalmasını bekleyeceğimiz bir dönemi yaşayacağız. Ama şu anlık en azından şu görüntüde, bu tabloda altcoin'ler için birazcık daha pozitif kalabiliriz. Yani en azından pozitif beklentiye girebileceğimiz bir döneme geçmiş olabiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Allah ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum derken sana bir fırsat verdim. Sepetlerden bir bahsetmek isterim Selçuk Bey, izniniz olursa. Peki. Hadi bakalım. Önce şu ekranımı da paylaşayım. İnternet sitemize girdiğinizde zaten direkt ana sayfada sizi sepetler karşılıyor olacak. Burada hemen incele dediğiniz zaman ya da bu header'dan görmek istemeyip de siteden direkt ulaşmak istediğiniz zaman da burada al sat kısmında en altta kripto sepetleri bulunuyor. Kripto sepetleri nedir? Bizim altcoin'ler ve aslında listelediğimiz tüm coin'ler arasında belirli bir periyotta olmamak kaydıyla, yani düşüşler ya da çıkışlar beklentimize göre ya da altcoin'lerdeki o momentum değişimine bağlı olarak bu altcoin'lerin performanslarını inceleyerek betalarını, Bitcoin korelasyonlarını, diğer sektörlere oranla korelasyonlarını inceleyerek aynı zamanda haber ve teknik analizlerine bakarak bir sepet dağılımı yapıyoruz ve 3 sepet şeklinde listeledik bunları. Biri yeşili, biri sarı, biri de kırmızı sepet olarak. Kırmızı sepet T doğru gittikçe tabii ki kayıp ve kazanç ihtimalleri, riskleri daha da büyüyor. Şimdi böyle bu sepetten, güncel sepetten gösterelim. Geçtiğimiz hafta Cuma günü bunu yayınladık. Chili's, Atom, FED, Aptos ve Ape var. Şu anlık bu ürünler hem sayısal olarak hem de haber ve teknik olarak birazcık daha pozitif beklentide olduğumuz ürünler. Burada giriyorsunuz bir miktar, aklınızdaki bir miktar ya da yatırım yapabileceğiniz bir miktar olarak minimum $50 olmak üzere bir miktar belirliyorsunuz. Sonrasında zaten direkt olarak spot cüzdanınıza bu ürünler bu dağılımla geliyor. Dağılımları da zaten biz veriyoruz. Burada o şekilde spot cüzdanınıza yansıyor Selçuk Bey. Spot cüzdandan satışlar konusunda direkt sepet satışını koymadık. Çünkü burada yani biz de görüyoruz bunları. Mesela şurada sarı sepetten örnek vereyim. AV tarafında pozitiftik. AV'nin birazcık durulduğunu gördük ama bu süreçte AVAX ve Solana düşmedi de çıkmadı da gibi bir görüntüsü var. Dolayısıyla yatırımcı belki sepetin bu ürünlerinden çıkmak istemez. Sadece bundan çıkmak ister diye birazcık da sepet yatırımcısının inisiyatifine bıraktık bu satış işlemlerini. Ondan ötürü CoinCoin kendi cüzdanı üzerinden satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdilik performanslar gayet iyi gözüküyor. Yaklaşık 1,5 ay önce başladık buna. Yaklaşık olarak özellikle kırmızı sepette %45'e yakın bir getiri söz konusu. Geçtiğimiz hafta sepetleri değişirken tüm piyasada yaklaşık olarak %12'lik bir düşüş varken toplam piyasa, kripto piyasa değerinde, yeşil sepette yalnızca %4'lük, sarı sepette de en son kapanışta, yani haftalık kapanışta sarı sepette de %7'lik bir düşüş vardı. Kırmızı sepet %1-1,5 seviyelerinde pozitif tamamladı geçtiğimiz haftayı. Ki dediğim gibi toplam piyasa değeri %12'lere yakın bir düşüş göstermişti. Dolayısıyla şu anlık iyi gidiyor, dediğim gibi böyle bir hizmet başlattık. Umarım herkes faydalanabiliyordur Selçuk Bey. Peki, süpersin. Bir söylenti var Berkçim, doğru mu? 20 Ekim'de İstanbul'da bir toplantılar, bir şeyler diyorlar. Tabii ki öyle de bir durumumuz var. Türkiye gezilerimizden sonra aslında Ocak ayında İstanbul'da yapmıştık. Bayağı da kalabalık olmuştu, yani çok güzel bir kalabalık vardı orada. Sonrasında Türkiye'yi gezdikçe İstanbul'la ilgili beklentinin arttığını gördük. Çünkü İstanbul birazcık unutulmuştu Ocak ayında yaptığımız etkinlik. Sonrasında işte Gökalp Beyler de dedi ki böyle bir talep varken neden güzel bir etkinlik yapmıyoruz? Ve 20 Ekim tarihinde böyle bir etkinlik planlıyoruz Selçuk Bey. Konum bildiğim kadarıyla hala netleşmiş değil ama büyük ihtimalle Maslak bölgesinde bir yerde olacak. Tabii ki yine sizlerin dahiliyetiyle, Ali Hoca'nın, Barış Bey'in dahiliyetiyle, belki farklı kripto alanından isimlerle birlikte çok çok güzel bir gün sürecek bir etkinlik planlıyoruz. Şu anda da bununla ilgili çalışıyoruz gerçekten. Umarım çok güzel olur Selçuk. Eya diyor ki Berk'in diğer adı babamın adıymış. O yüzden benim kanım kaynadı demek ki. Teşekkür ederim kendisine. Benim de dedemin ismiydi. Bunu bu hikayeden bahsetmiştik. Aslı Kozat diyor ki Selçuk Bey, gümüş almak için doğru zaman ne zaman? Çok yüksel. Bu soru sana gelsin, bana değil. Yani gümüş almak için
için hani yatırım olarak alacaksanız belki yine parça parça yapıp yine bir portföy olarak ayıracaksanız yine bu seviyeler de iyi olabilir. Seviye olarak zaten söylüyoruz hani şu anlık 30 doların üstünde kaldıkça 30 dolara ne kadar yakın seviyelerden alırsanız kısa vadede o kadar iyi. Dolayısıyla kısa vadede tabii ki yükselişler görebiliriz ama uzun vadede ben alacağım derseniz her bölge şu anlık gümüş için fırsat olabilir. Çünkü beklentimiz 36 dolar bölgeleri en azından bu sene sonuna kadar gümüş tarafında. Berk'cim ağzına sağlık ya. Böyle bir aşırı bir yakışıklılığın da var. Özellikle hazırlıklı geldim Selçuk Bey. Evet o da gözümden kaçmadı. Rekabetçi bir tavır içine girmiyorsundur diye. Estağfurullah estağfurullah. Sizin ışığınızı söndüremeyiz yani şey yapamayız. Üstümüze çekemeyiz Selçuk Bey. Yani benim yakışıklılığıma bir rakip olma niyetinde değilsin. Mümkün değil. Mümkün değil. O rekabet için belki cumartesi günü yayınlarınız takip edilebilir. Öyle söyleyeyim Selçuk Bey. Çok üçkağıtçısı yemin ediyorum. Gökalp üzerinden saldırman hoş değil yani. Hiç. Estağfurullah, estağfurullah. Yok yani hani orada daha büyük bir rekabet var ondan söyledim sen. Anladım. Berk'cim seni seviyorum kardeşim. Sağ olun, ben de seviyorum Selçuk. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.